Shiba üzerine konuşacağız. Genel itibariyle Shibcoin'den bahsedeceğiz. Bakın şu şekilde bir haber mevcut. Biz buradan ötesine geçmeyeceğiz zaten. Diyor ki bir Shiba Inu fiat ticareti nasıl bir kripto milyoneri yarattı? Tabii geçmişteki hareketlerinden bahsediyor. Shiba Inu Ağustos 2020'deki lansmandan Ekim 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar meteorik bir yükseliş yaşadı. Çok ciddi yükseldi bu arada. Pip'ten daha fazla yükseldi o zaman dilimi içerisinde. Tabii bu bir markalaşma süreciydi. Sadece 14 ay içinde Shib %17 milyondan fazla artış kaydetti. %17 milyon. Çok ciddi. Bu token tek başına bir gecede yüzlerce kripto milyonerinin yaratılmasından sorumluydu. Hatta bilinmeyen bir yatırımcı muhtemelen ilk kripto milyarderi olmaya itti diyor. Evet. Tabii bazen şöyle de bir sıkıntı oluyor. Örneğin bu ayı sezonu içerisinde bu geçti ama bazı kripto paralardan tabii ki geçmişteki performansı isteniyor. Hani burada neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. İşte şey gibi mesela. Örneğin kripto para tamam geçmişte çok ciddi yükseldi. Eyvallah bayağı bir yükseliş kaydetti. Fakat buradaki yükseliş bir markalaşma yükselişiydi nihayetinde. Dolayısıyla bu noktada siz artık ondan şeyi bekleyemezsiniz tutup da ne bileyim ilk etaptaki hareketini. Shiba bugüne bugün ilk 20 arasındaki majör bir altcoin'dir. Majör bir kripto para birimidir. Dolayısıyla geçmişteki gibi %17 milyon gibi yükselişler yapamaz. Tabii piyasada öyle bir hal alınıyor ki hani içeri giren yatırımcı ciddi ciddi şey zannediyor ya işte Bitcoin geçmişte bu kadar yükseldi aynısını yapar. Yani tabii ki matematik buna çok fazla sizin de bildiğiniz üzere müsaade etmiyor. Yani istatistiksel olarak ve tabii matematiksel olarak yanlış bir şeyden söz ediyoruz. İmkansız olan bir şeyden söz ediyoruz. Hep söylerim. Birden 10'a yükseliş 10 katlık bir artıştır. 10'dan 100'e de 10 katlık bir artıştır. Ama arasındaki mesafe de birbirinin 10 katıdır, değil mi? Dolayısıyla tekrar ediyorum, işler o şekilde olmuyor. Tabii bu piyasadaki hep diyorum ya acemi traderların hareketlerinden geçmekte olan şeyler. Öyle ki bir ara Binance US tarafı da şey yaptı, bir anket yaptı. İşte Shiba'nın mucidi kimdir diye, kurucusu kimdir diye. Bunu yalnızca %30'u mu ne doğru bildi. Kimisi Vitalik Buterin'i seçti. Kimisi işte Nakamoto'yu seçti falan filan. Yani tutup Ryoshi diyen sadece %30. Bir de ayı piyasasında yaptı bunu. %70'i hala bilmiyor. Yatırım yaptığı projenin kimin tarafından yönetildiğini falan. Ya onu geçtim diyebilirsiniz ki şey hadi hepsi Shiba yatırımcısı değildi. Abi %40'ı Nakamoto demiş ya, Nakamoto demiş ya. Yani bu da çok saçma. Tabii ki çok ciddi ben bu sezon büyük yükselişler bekliyorum. Fakat yani yükseliş var, yükseliş var. Etherscan verilerine göre bilgili bir yatırımcı 19 Ağustos 2020'de token'ın birkaç merkezi kripto borsasında piyasaya sürüldüğü gün Shiba Inu satın almaya başladı. Yatırımcı önümüzdeki hafta boyunca birkaç bin dolarlık artışlarla alımlar yaptı ve sonda yaklaşık 7850 dolar değerinde Ether'i Shiba'ya dönüştürdü. Bu da cüzdanı Nisan 2018'den beri aktif olan bu yatırımcıya yaklaşık 70 milyar Shiba kazandırdı. 2021 baharında Elon Musk Dogecoin'i lanse ederken ve Shiba fiyatı Mayıs ayında 4.05 dolara fırlarken bu gizemli yatırımcı satış yapmaya başladı. Cüzdanlarındaki işlemler Şubat ayında 25.3 milyon dolar ve Mart ayında 252.9 milyon dolar değerinde Shiba bozdurduğunu gösteriyor. Yani kusursuz bir kar olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Çok yüksek bir kar. Tabii ki artık bu denli fiyat artışları gözlemlenmeyecektir. Ya yani bu saatten sonra öyle bir dünya yok. Dediğim gibi her majör altcoin gibi aslında her majör kripto para birimi gibi iyi yükselişler Shiba'yı bekliyor diye durumun altını çizebilirim. Ama
bu tarz yükselişler olmayacak. Tabii bu tarz yükseliş arayanlar genelde gem coinlere başvurduğu oluyor ama onlardan da muvaffak olamıyorlar. Hep diyorum ya zaten dominans çok fazla yükselecek bu sezon. Bitcoin'e büyük bir kayma olacak. Para majör diyebileceğimiz altcoin'lerde dönecek. Bütün bunlar olurken de siz bir de gem coin üzerine hareket etmek çok mantıklı değil. Hep derim meme coin'lere şöyle bir bakın. Yani kaç tane popüler meme coin biliyorsunuz? Nitekim bundan geçtiğimiz boğa sezonunda ya binlercesi sürüldü. Binlercesi. Kaç tane popüler meme coin biliyorsunuz siz? Bu meme coinlerin kaçı muvaffak oldu? Kaçı ciddi yükselişler yaptı? O yüzden gem coin muhabbeti muhtemelen size hiçbir şey kazandırmaz. Düzgünce düzgün portföy yapın. Bu satışa rağmen yatırımcı hala büyük bir SHIB token hazinesinin üzerinde oturuyordu. Ekim ayında token'ın zirve fiyatı olan 4.088.45 doları biraz kaçırarak Kasım 2021'e kadar bu stoğu ellerinde tuttu. Yine de yatırımcı SHIB'ini iki işlemde 168,5 milyon dolara satmayı başardı. Yatırımcının elinde halen 1.67 milyar dolar değerinde yaklaşık 200 milyar SHIB bulunduğunu dile getiriyor. Tabii milyar dolar değildir o, ben sana söyleyeyim. Bu noktada dediğim gibi yani tabii ki çok yüklü alanlar oldu. Hala Shiba balinalar tarafından bayağı hype bir şekilde tutulan altcoin'lerden bir tanesidir. Zaten geçtiğimiz boğa sezonunda ekseri Shiba'da alımlar yapılmıştı. Buradan kalan balinalar ayı sezonunda da alımlarını büyük ölçüde zaten artırdılar ve şu anda da artırmaya devam ediyorlar. Bu da ilerleyen vakitlerde de güçlü kazançlar elde edilebileceğini gösteriyor. Shiba Inu gibi köklü meme coinlerin bu tür bir büyümeyi tekrar görmesi için çok geç olsa da bazı yatırımcıların yakın gelecekte büyük kazançlar görmeyi umduğu iki yeni, ya yürü git bende ne diyecek diyorum ya, meğerse şeyleri shitcoin reklamı yapacakmış. Ben de hani olayı Shiba'ya bağlayacak zannediyorum. Hani diyorum ki herhalde diyecek ki ya tabii geçmişte bunları yaptı ama artık yapması çok zor. Ama bu saatten sonra da yine de iyi yükselişler yapabilir tarzında falan konuşacağını düşünüyorum. Meğerse aynı vaadi başka bir kripto paraya falan şey yapacakmış, yakıştıracakmış. Dediğim gibi Shiba iyidir, sezon içinde çalışır. Abartmazsanız bu sezonluk iyi bir yatırım fırsatıdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.